Herkese merhabalar, başlıyoruz gün ortasına. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunun habercisi olan 23 Nisan'ın 104. yıl dönümü bugün kurtuluş mücadelesinin en önemli kırılma anlarından biridir. Millet Meclisi'nin kuruluşu, bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan. Bir kez daha çocukların 23 Nisan'ını kutlayalım ve gün ortasına başlayalım. Canlı bağlantılara bakacağız, nasıl kutlanıyor yurt genelinde, açıklamalar da var. Ekranlara getireceğiz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arkadaşım Göksu Öngören Özgür de o ziyareti takip etti. Yanımda uçakta dönüşte yine soru cevap oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. O başlıkları Göksu ile konuşacağız. Göksu hoş geldin. Çok teşekkürler Semiha, hoş bulduk. Öncelikle ben de tüm izleyicilerimizin aslında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum. Nice güzel bayramlara hep birlikte diyelim ulus olarak, Türk milleti olarak insan bir kez daha nicelerim, çocuk olmak evet, istiyor evet, değil mi? Sen de bayram şıklığında çok güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim, sen de öylesin. Çok şimdi önemli başlıklar var dedim. Irak'la başlarız, İsrail, Filistin, Hamas. Hani dışı bitirip iç siyasete geçtiğimizde Özgür Özel görüşme meselesi var. DEM Parti ve son olarak ekonomiye dair de çok önemli açıklamalarda bulundu dedin. Dilersen Irak'la başlayalım. Bir ortak operasyon mu söz konusu? Bu yaz mı? Süreç nasıl işleyecek? Ne dedi? Aslında Semih, biraz geriye sararak başlayalım. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bu konuyla ilgili çalışmaları vardı Ağustos ayından itibaren ve Irak bölgesel yönetiminden, Irak'taki yönetimlerden gelen, iki farklı yönetimden de gelen açıklamalar bölgede artık sükunetin ve PKK terör örgütünün, daha doğrusu terör örgütlerinin bölgeden süpürülmesi yönündeki görüş alışverişinde bulundu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Daha önce Irak yönetiminden gelen açıklama ilk defa dünya tarihinde diyelim aslında böyle PKK terör örgütünü yasaklı örgütler grubuna aldılar. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konudaki temaslarını ön plana çıkardı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a terörle mücadele konusunda bu yaz ortak bir operasyon mu olacak? Nasıl bir operasyon gerçekleşecek sorusunu biz de yönelttik gazeteciler olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Biz yıllardır zaten terörle mücadelemizi devam ettiriyoruz ve kararlılıkla devam ettirmeye devam edeceğiz vurgusunu bir kez daha yaptı. Sınır ötesi operasyonlarımızda ama gönül ister ki, burası çok önemliydi, komşularımızın topraklarından bize yönelen tehditler karşısında gereken tavrı kendileri de koysun ve müşterek olarak bu mücadeleyi sürdürelim. PKK, YPG ve PYD terör örgütü Irak'ın istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. İşte bu açıklama bundan sonra Irak'ın, Irak yönetiminden de bu yönde açıklamalar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyareti gerçekleştirmeden önce artık Irak'ın terörle değil aslında farklı alanlarla anılması isteği talebi. İşte bu talep karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Irak'ın da istikrarına, kalkınmasına, huzuruna bir tehdittir. Bu tehdidin ortadan kaldırılması Irak'ın çıkarınadır. Ben inanıyorum ki bu gerçeği görüyorlar ve artık bu pürüzün yok edilmesi için irade koyacaklardır açıklamasında bulundu. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kalabalık o bakanlar grubunun yapmış olduğu ziyaretin hemen öncesinde de Irak yönetimi tarafından artık biz terörle anılan bir ülke olmak istemiyoruz açıklaması gelmişti. İşte bundan sonra aslında süreci takip edeceğiz ve göreceğiz Irak yönetiminin açıklamaları ne olacak, nasıl ilerleyecek, Türkiye ile ortak bir harekata doğru gidecekler mi? Su konusunda peki iki tarafı çok bir araya önemli, getirecek bir işbirliği, bir anlaşma acaba mümkün mü? Bu çok önemli. Aslında Irak sözcüsü yine Türkiye'nin ziyaretinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden önce bu konuyu önemsiyoruz. Irak'ın suya ulaşımı, erişimi, temiz suya ulaşımı çok zor açıklamasında bulunmuştu ve Türkiye'den bu konuda destek istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında belki buradan tüm Türkiye'ye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın açıklamasını iletmekte fayda var. Neden? Şöyle bir açıklamada bulundu. Biz su yönetimini bilimsel ve teknik yöntemlerle aşabilmeye çalışıyoruz ama sanılmasın ki su bizim için de bir tehdit değil. Irak'ın su konusunda bizden talepleri bulunuyor. Akıldan çıkartmamak gerek ki bizim de en az onlar kadar su konusunda sıkıntımız bulunuyor. Ama Türkiye'de su zengini değil ve su stresi yaşayan ülkeler kategorisinde, yani kısa süre içinde planlarımızı hayata geçirmezsek,
etmek, burası çok önemliydi. Biz de su temini konusunda sorun yaşayabiliriz. Dolayısıyla temkinli adım atmamız gerekiyor. Ama Türkiye bu konularda duygusal değil. Bunun da vurgusunu yaptı. Akılcı, uzlaşmacı ve çözüm odaklı bir yaklaşım tarzını benimsemektedir ve buna da devam etmektedir. Yapacağımız iyi niyetle ve yapıcı diyalogla sürdürmek ve bu ortak projeleri hayata geçirerek bölge ülkeleriyle, Irak'la su konusunda ortak projeleri devam ettirmek. Şunun altını çizelim. Hep bu konuşulur stratejistler tarafından aslında. Burada bir petrol kavgası mı var Orta Doğu'da ya da bundan sonraki süreçte? Bunları bağlayarak aslında devam etmek istiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunu söyledi. Çünkü su çatışma aracı değil, müşterek çıkarlarımıza hizmet edecek bir iş alanıdır. Belki de bu stratejistlerin önümüzdeki iklim krizi sebebiyle sebep olacağından suyun çatışma değil aslında hepimiz ortak hareket etmesi gereken kıymetli bir yaşam. Peki, Irak PKK'yı terör örgütü ilan etmeli. Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz. Irak'ı tamamlayalım dilersen Gazze tarafına geçelim. Orada da işte devam eden aylardır süren bir soykırım söz konusu ama kalıcı ateşkes. Hani bunun sağlanması için acaba mutlaka sorulmuştur kendisine de. Bir umudu var mı Cumhurbaşkanı'nın? Şöyle söyleyelim. Biz eşi benzeri görülmemiş aslında bir mücadele yaptık vurgusunu Türkiye her fırsatta aslında yineliyor ama İsrail tarafının da dünyada eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaptığını bir kenara koymak gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biz bu konudaki kararlılığımızla da mücadele edeceğimizin Türkiye tarafının altını çizdi. Gazze'nin İsrail tarafından ele geçirilmesi başka işgallerin de kapısını aralar. Belki de bu konuda işte bölge ülkelerine son dönemde İsrail ile İran arasında yaşanan o savaş çıktı mı çıkacak mı sorusuna da bir başlık açmış oldu. Gazze'nin İsrail'le hırsız teröristlerin yerleşimlerine açılması İsrail'i daha saldırgan, daha pervasız yapar. Buna da bizim müsaade etmemiz söz konusu olmaz. Dolayısıyla atmamız gereken adımlar var. İsrail'in bu şımarık, cani tavırları karşısında bizler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ni devreye sokma, onlarla müşterek bazı adımları atma gayreti içinde olacağız. Burası çok önemli. İslam dünyası ne zaman harekete geçecek? Nasıl bir araya gelecek? Sayın Cumhurbaşkanı İslam dünyası bu soykırımlara varan katliamlar zincirinin oluşturduğu titremeyle kendine gelmezse reflekslerini tamamen kaybetme tehlikesiyle yüzleşir. Onun için bizim de burada sessiz kalmamız mümkün değildir Türkiye açısından. Bütün sinir uçları neredeyse onları harekete geçirmemiz şarttır dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Herkes bu konuyu görmezden gelebilir, unutabilir ama bizim böyle bir yaklaşımımız asla yok dedi. Peki Hamas siyasi büro lideri Haniye buradaydı, bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşmeye dair acaba? Bu görüşmenin önemli olduğunun vurgusunu yaptı. Zaten tüm dünyada aslında bu görüşmeyi yakından takip etti. Biz de Türkiye olarak bu görüşme nasıl yankılandı ve bundan sonraki süreçte Türkiye ile Türkiye'nin bölgedeki hakimiyeti ve süreci nasıl işleyecek sorusunu sormuştuk. Cumhurbaşkanı da bu samimi görüşmede gönülden gönüle uzanan bu bağın Filistin'deki karşılığını hissettik. Filistinli kardeşlerimize biz et tırnak gibiyiz açıklamasında yaptı. Onların canı yanıyor. Kimse zannetmesin ki biz burada rahat uyuyoruz. Biz hiçbir zaman Hamaslar dahil Filistinli kardeşlerimizi kendi başlarına bırakmayız. Bunun için şu ana kadar Gazze'ye 45 bin ton civarında yardım gönderdik. Bu yardımların da devam edeceğini, hala daha devam ettiğinin vurgusunu yaptı. Ankara ve İstanbul'daki yaraları Sahra Hastanesi'nde tedavi altına almaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizin yanında olacağız açıklamasında bulundu ve daralan vakitlerde Filistin için daha çok koşturmalı, yaslı yürekleri ferahlatmalı. Atacak. Bebeklerin acı olan o çığlıklarını durduracak bir yol izlemeliyiz. Göksu, bir de Hamas yönetiminin oradan ayrılmasına dair yönelik bir takım iddialar var. Hatta Türkiye'ye gelmesinin mümkün olabileceği, olamayacağı. Bunlar bu önemli da, aslında. Evet, burada şöyle kendisinde. Önemli olan Hamas liderinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu söylediğiniz konuyla ilgili Katar'daki konumların ne olacağı hususunda doğrusu bana böyle bir bilgi gelmedi. Fakat Katar emiri Sayın Şeyh Temim bu kardeşimizle ilgili onların Katar'daki pozisyonunu yok farz edecek bir adım atacağına dair bir şey de duymadım. Böyle bir adım atacağını düşünmüyorum. Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğini asla ihtimal vermiyorum açıklamasında. Peki dış siyasete ilişkin eklemek istediğin notun var mı acaba? Geçeyim mi iç siyasete?
Aslında biz burada gazeteciler olarak, iki gazeteci olarak yorumluyoruz. Sen bana soruları yöneltiyorsun. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretini, önemli ziyaretini takip ettim. Oradaki izlenimlerimi aktarıyorum. Bence önemli. Bunun altını çizelim. Şimdi İsrail, Gazze ve Filistin gerilimi yaşandığında birçok gazeteci de hayatını kaybetti. İsrail'in savaşta böyle olaylar olabilir dediği ve böyle olaylar olabilir derken gazetecilerin hayatını, sivil insanların hayatını kaybedebileceği vurgusunu yapmasıyla birlikte gazetecilere yönelik saldırılar da soruldu İsrail devleti tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İsrail'de gerçekleşen rahatsızlığın aslında somut kanıtı olarak görsel medya mensuplarına yönelik bu saldırılardır dedi. Malumunuz son günlerde TRT mensubu kardeşimizin ağır yaralanmasıyla da ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımız, çok ağır bir üzüntü duyuyoruz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet lütfesin inşallah. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Uluslararası Adalet Divanı önünde biz İsrail'in işlediği suçlara dair bütün belgeleri koyduk. İşte burada da Türk basınının, Türk medyasının güçlülüğü vurgusunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü malumunuz biz de CNN Türk ekibi olarak arkadaşlarımız çok çarpıcı yayınlar ele aldılar. Çok çarpıcı görüntüler yayınladılar. Bunlar da kuşkusuz yarın öbür gün İsrail'in karşısına çıkacak. Peki. Savaş suçu olarak bulunacak. Umarız öyle olur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisinden bir randevu talep edeceğini söylemişti. İç bu siyasi talep kendisine gitmiş mi? Ve yeni anayasa çalışmaları konusunda acaba CHP ile bir uzlaşı, bir çalışma söz konusu olur mu olmaz mı? Evet, burası aslında önemliydi. Artık yavaş yavaş biraz iç siyasete girelim Semiha. Çünkü iç siyasette şu an itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz dedi. Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zeminin hızlı değiştiğini gözlemliyoruz. Bunu ayak uydurmak için Türkiye'nin eski darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasa kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek vereceği düşüncesinde ve inancındayım dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz devam edecektir. Sanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi ile Sayın Özgür Özel ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki temaslarını sürdürecekler ve görüşecekler. Bunun artık sinyalini aldık. Peki hızlıca DEM Parti'ye geçeyim. Süremiz de azalıyor. Evet. Hem Mardin hem de Diyarbakır belediye açılışları ile ilgili bir takım iddialar vardı. Kendisine soruldu mu? Bahçeli'nin de sert de açıklamalar hatta. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının üzerinden de atıfta bulunarak aslında yaptı bu açıklamayı. Bu konu İçişleri Bakanlığımızın şu an kapsamlı bir şekilde incelemektedir de Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüzü kastetmek anlamına gelir. Ve tabii ki hukuk devletinde bunun bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim. Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırılardır. Bununla birlikte olarak anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de, Kürt'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, diğer gruplarda ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecek, yetemez. Birliğimiz ve bütünlüğümüzü böylesine kışkırtıcı eylemlere, el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olamaz dedi. Ve Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalardan anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu an benim için de geçerlidir. Anayasanın hükümleri kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır. Hem İçişleri Bakanlığı'nda aslında sürecin işlediğine hem de anayasa sürecinde, hukuk çerçevesinde sürecin işlediğine de söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ekonomiye geçiyorum. Önemli. Kamuda tasarrufa ilişkin bir takım çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Değindim buraya, açtı mı acaba? Evet, ekonomi geniş kapsıyor? Bir başlık olarak açtık aslında. Ekonomi kuşkusuz hem yerel seçimler hem genel seçimler çerçevesinde de gündemimizdeydi. Halkın en çok konuştuğu başlıklardan biriydi. Sayın Cumhurbaşkanı'na kamudaki tasarruflar sorulduğunda tasarrufun kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır. Yani bundan farklı bir şey anlaşılmamalı. Bütçelerin buna göre revize edilmesi için bizler de şu anda bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Burası önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf adımlarını takip edecek resmi
taşıt kullanımlarından haberleşme giderlerine, temsil, tören ağırlama hizmetlerinden demirbaş alımlarına kadar tüm harcamalar gözden geçirilecektir ve gerçek ihtiyaçlar tespit edilip ihtiyaç dışı harcamaların da önüne geçilecektir. Enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi rahatlatmak önceliğimiz ve birinci hedefimiz. Kamu tasarrufu harcamalarını uygulamak ve bunu daha önce başardık ve başaracağız. Peki, son olarak fahiş fiyat, bununla mücadelede Göksu? Aslında bu soruyu özellikle ben sordum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Çünkü fahiş fiyat, biz burada CNN Türk ekibi olarak yayınlarımızda Sayın Murat Yancı öncülüğünde ve sık sık burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Ekonomi başlığını konuşuyoruz. Fahiş fiyatla mücadele konusu CNN Türk bunu çok aslında dile getirse de hepimizin konuştuğu, hepimiz bir kalemin, aynı iki kalemin her yerde farklı fiyata karşılaştığımızı görüyoruz, satıldığını görüyoruz. Evet. İşte bu konuyu çok merak ediyordum. Sayın Cumhurbaşkanı da bununla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı Semiha. Burada temel önceliğimiz her şeyden önce vatandaşın refahıdır vurgusunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Fahiş fiyatlarla mücadele, yeni ve daha caydırıcı tedbirler ortaya koyabiliriz. Aşırı kar hırsı dizginlenmediği müddetçe ne kadar maaş artışı yaparsanız yapın sorun devam edecektir. Hele gıda gibi mecburi kalemlerde buna müsaade edemeyiz. Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut bir takım adımlarla enflasyonu da arttıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Biz sürekli olarak yayınlarımıza şunu soruyoruz. Ambalaj fiyatları, ambalajların üzerine ilk fiyatları yazılsın mı yazılmasın mı? Aslında bu soruyu da Sayın Cumhurbaşkanı yanıtladı. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz. Üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla mücadele etmeyeceğiz. Çok üzere müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek. Aslında ben caydırıcı cezalar derken olası bir hapis cezası da konuşuluyor. Olabilir mi, olmayabilir mi ya da çok ciddi para cezaları. Bundan sonra bakanlıkların da bu konuda bunu çok ciddi bir şekilde masaya yatıracaklarını anladık aslında. Yani. Bedel ödenecek. Bedel ödenecek diyor. Peki, çok teşekkür ederiz Göksu.